ulus devletleri parçalamaya çalışan bir mekanizma. Dağıldı 90'da. NATO'nun işi bitti. Niye NATO duruyor hala? FETÖ ve PKK'yı silahlandıran, darbeler tezgahlayan, kanlı eylemlere imza atan Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü NATO'nun varlığı sorgulanıyor. Türkiye'nin ittifaktan bir an önce ayrılması için çok sayıda gerekçe sayılıyor. FETÖ'yü alıyorlar, yerleştiriyorlar devlet kurumlarına. Türkiye, beyin ölümü gerçekleşti saptamaları ve derinleşen görüş ayrılıkları gölgesinde varlığını sürdürmeye çalışan NATO üyeliğinde 70 yılı geride bıraktı. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever, Amerika Birleşik Devletleri güdümündeki NATO'nun Türkiye'de kanlı eylemlerine değindi. İlsever, yaratıcı yakıcılık faaliyetleriyle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Türkiye'de yaratmaya çalıştığı kaosa dikkat çekti. Eşref Bitlis, bilmem Gaffar Okan, Abdi İpekçi, bilmem Uğur Mumcu suikastları değil. Darbeler, darbeler kardeş. 12 Mart darbesi, 12 Eylül darbesi, en son neydi? 15-16 Temmuz, Haziran, 2000 Temmuz pardon, 16 darbesi. Fethullahçı Gladio tarafından yapılan. Ya bütün bunların hepsinin adresi işte, merkezi orası. 2019-2020 açıklamalarında hepsini bunu yaratıcı yakıcılık diye kendileri ifade ediyorlar. Kaos ortamı yaratırım, kargaşa ortamı yaratırım. Hatta iç savaş ortamına kadar götürürüm ve o kaos ortamı içinde Amerikan şeyini, iktidarını, Amerika'nın iktidarını, hakimiyetini devam ettiririm, sürdürürüm. NATO'nun işlevinin bittiğini söyleyen emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa da NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasal terör örgütü dedi. Çünkü NATO'nun işlevi bitmiştir arkadaşlar. NATO Amerikan terör gücü oldu. Yasal terör gücü. Nerede sorun var? Amerika'nın menfaati bir şey var. Tak NATO'yu oraya gönderiyor.